Baba sadece ilimle büyüme. Baba oyun seviyesinde yaşay, oyun seviyesinde büyü. Aile terbiyesinde çok önemli bu babanın kalbini, bağrını, içini, yüreklerini doldurmak, kafasını doldurmak. Bu kendide terbiyenin temelin ilk taşını ana baba var atar. Her baba bir davar atar. Çünkü dinini öğrengen, tarihini öğrengen, sanatını, medeniyetini bilgen babacık, artık enzi onun dünya bakışı tam bambaşka. Doğduğuma baba işler başladı. Onun için ana babalarımıza en büyük tavsiyem. Babacığın doğumundan itibaren başlayıp bu babacığın dünyasını zenginleştirmeye tırışın. Bir yıldan sonra bir darımat alacak olsan var pirinç ya da buğday ek. 10 yıl ogüne bakacak olsan bir derek asra. Ama 100 yıllığın düşünecek olsan babalarınla beraber uğraşmak gereksin. Babalarınıza en büyük emniyet, dikkat vermek gereksiniz. Esas mesele bizim geleceğimiz bizim babalarımıza bağlı. Her bir halk, her bir millet inkişaf yoluna duracak olsa, çok şeylerge mutlaka dikkatli olmalı. Ve onların arasında ilim ve bilgi sayısı çok mühimdir. İlim ve bilgi ise balalıktan aşlanıla. Unutmanız ki, vaxtında saçılmağan urluq bereket getirmeyin. Onun için er ana, er baba, oz halkını, ümmetini, geleceğini düşünse, bu akta mutlaka oz mesuliyetini anlamak gerek. Asıl da her bir halk, her bir ümmet inkişaf yoluna durmak için çok mühim şeyler var ve onların arasında tesildir. Sizince bu sahada usta olarak yüksek seviyeli tesil halkımız için nasıl mühimliğini taşıyın? Bu sorunuza cevabını vermek için anlamak gerek ki her bir işte insan en yüksek seviyede işlerin neticesini yetmek, tırışmak gerek. Tahsil, eğitim ve öğretim, terbiye. Bu işlerin sırasında en önemli bir yer alan. Çünkü tahsille insan, insan ola, tahsille hayatını kura ve çok başarılı olmak için elbette birçok komple bir şeylerin arasında tahsilin, eğitim ve öğretimin seviyesi çok büyük bir mühim bir meseledir. Bunu nasıl anlayabiliriz? Mesela Güney Afrika'da bir üniversitesinin girişinde böyle bir meraklı yazılar var. Bir devleti yıkmak isteseniz cenk açmak gerekmiyor. Sadece bu üniversitede hocalarına paranın imtihanları kabul ettirme yollarını, imkanını vermek gereksiniz. Bununla beraber tahsil biter, bununla beraber devlet yıkılır. Onun için bizim millet için özel bir mesele. Biz kartlarımızın bir sözlerini hatırlayalım. Kırım Tatarların özellikle varıp dayanacak yerleri yok. Bu 60. yıllarda Sovyetler Birliği'nde halkımızın durumu belliydi. Onun için babalarımız böyle anlatıyordu. Biz olmasak da sizin yanınızda diplomanız olsa, naz da olsa size yardım eder. Şimdiki zamanda diplomalar biraz seviyesini mi, değerliğini kaybettiler. Çünkü hayat değişirdi. 91 senesinden sonra bizler başka bir yoldan gidip başladık ve bu yolsuzluk meselesi buna da gelip dayana her şey satılgan sonra diplomalar da satılıp başladı ve maalesef bazı bir gençlerimiz çok kendilerini yormasından bir kere de diploma sahibi olayım deyip zannettiler ki bu kağıt parçası, bunu anlamak gerek. Bu kağıt parçası sana ne bilgi verir,
не алышканлык бере, не компетенция бере, не бу хаятта чок башарылы улмак үчүн жолларын ачмак, ачмас. Çünkü diplomanın seni kabul ederler ama senin işinin göre sana emniyet ve kesecekler. Şimdi yüksek seviye meselesine geçsek, en azından ailede bu eğitimin ve öğretimin, tahsilin, babanın geleceğinde şeyini, emniyetini anlatmasan, baba okşunda da bu işlere ıntılmaz. Çünkü ailede mutlaka ve mutlaka bir aura diyeyim, bir atmosfer olmak gerek. Bu atmosferde yüksek medeniyet, sanat, eğitim, öğretim, terbiye işleriyle konuşulgan ve zaman geçilgende ana babaların kurgan, bitahar babaların kurgan muhitinde oskin babanın tahsil almasına da çok başka bir davranışla beraber dayanır. Mektebinden başlap, mektepte de çok önemli, ana babalara nasıl tavsiyelerde bulunabilirim? Biz şimdi çaremiz var, mektepleri babalarımıza seçip almaya. Mesela o bakarla çok cülber, yüksek binalı, içinde bir çok şeyler yaratılmış. Bu birinci, yüzden bir mesele. Esas mesele, özellikle ana okuluna, on ana okulu değil, başlangıç okulu, 1-4 sınıflarına, birinci sınıfa babacığınızı vergende mutlaka mektebin duvarlarına bakmak gerek elbette. Ama bunun iş bitmiyor. Sizin babanızı takip etken grubun terbiyecisi ve hocası kimdir? Öyle ola ki, dıştan bakanda çok güzel, göze batman bir şeklinde bir bina ama hocaları çok yüksek seviyeli. Mesela bizim Kırım'daki mektebimiz çok eski binalardan biriydi. Çok eski. Yeni bir tane bina kurup olduk, o da arkada göze görünmeyen yerde. Ama eğitim seviyesini daima yükseklerde tutaydık. Onun için demek tahsilin seviyesi hocanın bilgisini, kvalifikasyon diyeli, kompetensiya diyeli, bu şeylere varıp dayana ve buna bağlı. İkinciden indi, muhit. Nasıl muhit yaratıva, atmosfera. Hangi muhitte baba büyüyecek, okuyacak, yaşayacak gerek olsa, muhitte hocaların elinde, rehberlerin elinde. Bu muhit mesela bazı bir babalarımız, talebelerimiz var idi. 2 haftada bir kere evlerine varıp gelmek mecbur ettireydik. Ana babasını korusun, kardeşlerini korusun, uğrarsın, değişiklik olsun. Bundan sonra baba yeni bir ıntılığa başlaydı okumaya. Ama bazıları bir, çok olmasa da bir 5-10 feyiz, yani 450 babam olsa 30-40-50 civarında babacı var, çok istemedi evlerine gitmeye. Bir kere varmadı, 2 kere varmadı. Artık şimdi bizler veli ziyaretleri oluşturmuş dedik. Veli ana baba var demek, rehberler. Veli ziyareti de yani 3-4 hoca bir ay evvel haber edip ana babaların evlerine varıp bir misafir olmaya. Ama mutlaka ve mutlaka neler diyecek? Bize arzu gerekmiyor. Bir kahve çay olsa yeter bize. Başka hiçbir zahmet çekmeyin. Bizim için önemli sizinle konuşmak, sizinle konuşmak. Gönül, evet, gönül ne çay ister, ne çay hane, gönül sohbet ister, çay bahane demiş. Onun için bizim için çay bahane, biz sizinle konuşmak ve bilişmek istiyoruz. Ama aile çerçevesinde. Böylelikle beraber biz varıp bu evlerine kayıtma istemeyen babacıkların şaşıp kalaydık. Hakikaten biz bir kızımız var idi. Kesin eve varmayacağım diyeydi. Evine varsak Malasemeyne Abşirice. Bir odada, mutfağı da anda, misafir kabul etmeye odası da anda, yatakhanesi de bir odanın içinde, anası, bitası, hart, bitay şeyde yata,
Ondan 2-3 tane küçük ifak babacık var, kardeş var. Bu zavallı evine gelse bir kereden ellerini kıvırıp anasına yardımla uğraşıp herkes yukarıdan dalgan son pervazları boşaltıp pervazların üstünde derslerini yapmaya çare tapayacak. Elbette bu şartlardan sonra bizim okullara geldiğinde baba bir kereden başka cesini kendisini duyardı. Evet, muhit çok önemli. Rusça айтқанда bu ilmi terminologiyada среда ориентированный подход bu mesele çok büyük bir neticeleri alıp var. Çünkü güzel okullarda duvar var bile o grete. Aslında şimdi sizden usta olarak birkaç tefsirler ana babaları için işitmek isterdim ve birinciden ana babalarga balalarını böyle okuvga avesliga aşlamak için ne yapmalılar? Böyle praktik evet, tefsirler. Şimdiki zamanda bu mesele çok yükseldi ve keskinleşti. Balaların avesligi ne içindir? Kayıp olan. Mesela herkes bunu hissede ve kore. Birinci sınıftan dördüncü sınıfa kadar balaçık var. Bir veya maksimum iki hoca ile uğraşa. Bir veya iki hoca sınıflarına kere ve ana okulunda ana okulu bu baba bahçesi ilk okulu diyelim 1-4 arasında. Hocalar çok su kendilerini ana gibi alıp ara var ve kendisini sevdirip bu sevgiyi baba tarafından branşlarına da aktarmaya çalışıyorlar. Yani hoca, öğretmen olsun, terbiyeci olsun, birincinden kendisini sevdirmek gerek. Ya bunu sevdirmek için ya kalbinde, özünde olmak gerek. Allah'tan böyle kabiliyet olsa nasıl nasıl. Ya olmasa demek profesyonel tarafından herkes bir olamaz. Ama sen mektepte babacıklarla uğraşacak olsan, onlara akıl öğretecek olsan, bir branş sahibi yapacak olsan, mutlaka bu tolerantlık ve komünikasyon meselesini bilmek gereksin. Her bir babanın ne olganını bilmek gerek. Çünkü bu babadan ne olacağını öğrenmek için şimdiki zamanda bu babanın psikostatüs değeri. Nedir bu baba? Nazdır bu baba? Mesela bir dülger alayık, onun eline çam ağacının şeyini versek, bu çam ağacından kırmızı yaraşıklı, kırmızı tüste krasını direpşik. Bir mana şey, servant ya da bir gardırop yap desen, yapmaz. Çünkü bunu yapmak için krasnaya derya, ya krasnaya derepşik diyecek. Sen bana malzeme getir. Ben şaşırırım mesela, mekteplere veriyoruz. Hoca, babanın neden, temeli neden psikoloji tarafından bilmeyip bütün sınıfında 20 babayı bir usullarda, bir davranışlarda, bir de görünüşte, bir metotlarda öğretmeye tırışa. Çok yanlış bir mesele. Bu muhitte okuyan baba avesliğini de kaybetti, isteğini de kaybetti, motivasyonu da yok olan. 1-4 sınıfların arasında çok yengil. Bir hoca kendini sevdirdi, biliyor zaten ana okuluna geldi, ilk okuluna geldi. Bu babacıkları kazanmak için ve ana babalarını kazanmak için kendini sevdirmek gereksin. Bu esas mesele. Kendini sevdirdin mi, profesyonel cinsin, branşını alıp varıp çaren olsa alıp varma, babacık var hem seni sever, senin de alıp vergen branşını da sever. Şimdi dördüncü sınıfı babacık bitirdi, mezun oldu, orada okula geçti. Ne görüyoruz ki? 10-15 branş bir kereden branş profesyonelleri, ustaları, pedagogları kirip başladılar. Ve maalesef maalesef bu hocalar artık kendilerini sevdirmeye çalışmayla. Çünkü orta okul ve yüksek okullarda branş seviyesi arta. Orada derinlikler arta. Bunun bu hocanın kendini sevdirmeye, komünikasyonlarını kurmaya, babaların ve ana babaların ve grup şeklinde bir tolerantlık havasını kurmaya, yaratmaya çaresi kalmay. Yetiştirmeyin. Bundan sebep kendini sevdirmeyen ocağı branşına da yol açtırmaz. Babanın bir kere de 5. sınıfa geçti mi avesliği kayıp olan. Her bir okulda değil, her bir hocada böyle davranış var olmayabilir. En azından
bir veya iki hocası kendini sevdirip, branşını sevdirip, balaçıklardan gece kondu uğraşıp, onlara merak doğurup, mesela fizikçi olsan, eksperimental, sadece oku müfredatında yazılgan eksperimental işlerinden değil de, bunun merakını doğurucu bir deneyler geçirmek gerek. Astronomi anlatkanda geceleri toplap yıldızlarını göstermek gerek. Sende teleskop olmasa bizim okumuzda büyük bir profesyonel teleskopumuz var idi, MITSAR. Bu MITSAR'ın biz bir hocamız İbrahim Hoca, Seyit Ablayev, fizik matematik ilimler doktoru. O gelip balaçıklarımıza bazar günleri, geceleri yıldızları okretiydi. Elbette baba bir kere hayatında o osmolog çağında o yıldız var görse homuru varına homur bile onu unutmaz. Yani bu branşa aveskarlığı, avesliği doğurmak meselesi hocanın kendi branşına aves olmak gerek. Hoca kendi işini sevse ve babacıkları sevse tamam. Babacıklar motivasyonu bir kere edin o sen. Herkes olmayabilir. Herkes çok farklı. Ama en azından bu gruba girgenlerin arasında, hocaların arasında böyle çok yüksek seviyede ders anlatan profesyonelcesi, branşını bilgen ve babacıkları sevgen ve kendini sevdirgen hocalar olsa bu okulun geleceği çok parlak. Siz şimdi hocalar hakkında ettiniz. Mümkün olsa analar, babalar bu proseslerde nasıl iştirak edebilir? Nasıl tefsirler verirdiniz? Elbette nasihat meselesi. Nasihat, ana babanın nasihat varı babacıklara çok boyun bir oyun taşı. Belki de balalıkta da olganda, da bala bahçesine katnaganda ana babalar ne yapabilirler? Балалары демек мектеп яшына келгенде мектепке меракнен барып, истекнен барып, штай боле билги сай болмага тырышмак. Бу конуда бала доогдуму, 3 жашына толдурду, 3-тен 7ге кадар эсас маселе баланын дүйнөсүн зенгинлештирмек. Не демек бу? Ну, көйдө болса беле, көйдө өскөн доган бала mutlaka ve mutlaka haftada, ayda bir kere babacığını ya da bir tüm ailesini alıp merkezlere getirip bu baba dünyasını zenginleştirgen merkezlere getirmek. Bir başkent olsa, Simferopol olsun, uzak değil ki. Programlarını alırsın, stansı, yunik teknikav. Bilmem, ilmi araştırma gençler merkezleri var anda. Müzeler var, kütüphaneler var. Samokiş 8'de mesela bizim milli kütüphanemiz var. Üniversitelerde mesela şeyle beraber gelişip laboratuvarı göstermek, zoo bu hayvanat bahçelerine getirmek, bir program kurun. Kurun bir program. Programsız balayı göstermek çok zor. Bu stihini, opar topar meselesi olmaz ki. Bir adam akıllı davranacak olsan, bu balığın geleceğini parvak görmek isteyecek olsan, bu babanın etraflarını ve hayatını doldurmak gereksin. Bu ilim tarafından. Baba sadece ilimle büyümeyi. Baba oyun seviyesinde yaşay, oyun seviyesinde büyü. Onun için oyun seviyesinde de mesela bu spor şeylerine de emniyet vermek gerek. Sen özün futbol oynap olamazsan, tenis oynap olamazsan en azından bu sportif çögeriklerini kollarına babanın alıp var da baba kureş olur mu, futbol olur mu, basketbol olur mu? Ne olsa seçsin, girsin, vazgeçsin, gelsin baba başka yere varmak istemiyor. Evet, konstitüsyası başka, isteği başka, yetenekleri başka. Onun için babayı farklı farklı sportif kollara verip babanın begengin sportif işlerine, oyunlarına, yüreği yatkan şeylerini uğraştırmak gereksin. Üçüncüden mesela İntelektüel dedim, spor vücut geliştirmesini dedim. Kesinlikle ve kesinlikle. Bu kendi terbiyenin ilk temelin ilk taşını ana babalar ata. Harbaba bitalar ata. Terbiye işlerinde elbette bizim manevi bir dünyamız var.
Kırım Müslümanların dünyası, manevi dünyası bizim dinimiz, bizim Müslümancılığımız. Bunun birçok ballar anlayan şeklinde ve seviyesinde basılgan ve çıkarılgan kitapçıkları pek çok. Kitapçıkları okuyun. Okuma bilmese siz okuyun. Okuma öğrenmese getirip eline verin. Okusun, bilsin, öğrensin. Bir de oku bitirgen son bir sohbetleşmeye babacığınızı çağırın. Sohbet şeklinde babacık koncu algan okuyan bilgilerini aktarı başlansın, onun dünya bakışları değişir. Sadece kitap okumakla bitmesin. Teklif etin babaya, anlatsın neler gördü. Sadece kitap değil, mesela bu gadgetler, bu şeyler, videolar, bu internet vasıtaları sadece menfi taraftan biz sögüp oturamız. Her bir научно-технический прогресс, ilmi teknik ilerleme işlerin sonu bu menfi şeylere varım dayana. Продолжение добра есть великое зло. Ama bu menfi şeyleri sadece bir tayakla, menfi çizilgan şeyi üstünden müsbet bir şey yapsan, müsbet yollarına yönlendirir. Ve gadgetleri yasaklamak gerek mi? Senin oyun şeklinde bizim dinimizi, urf adetlerimizi, hayatımızı, Kırım tarihini, dil bilgilerini arttırmak için ballar seviyesinde kabul edilecek şeklinde bu şeyleri öğretin babaya. Sadece oyunlarla, strelavkalarla değil, ujastiklerle değil, onları tamamıyla kaybetip yasatmak gerek. Ama bu şeylerden başlasa, gazetelerden uğraşma ve esas dinin temellerini öğrenen baba artık bu gazeteleri menfi taraftan öğrenmez ve kullanmaz. Ondan ziyade bu mesele niçin çok önemli? Bu yoldan gitken aileler, ana babalar, babanın yüreğine, kalbine bu menfi işlere bir aşılama verir. Bu aşılama ona bir bariyer gösterir. Ve baba sitemez o tarafa. Bu bariyerin, bu karşılığın ebri tarafına baba gitmez. Çünkü dinini öğrengen, tarihini öğrengen, sanatını, medeniyetini bilgen babacık, artık endi onun dünya bakışı tam bambaşka. Bu jastiklerin strelavkalar ve ondan da beter olmayacak olumsuz videoları baktırmamak için babalar niçin bununla uğraşa? Alternatif yok. Alternatif maşallah. Bundan öncesi ana babalar yüreğini güzel şeyleri sindirmeyin. Babanın doğumundan başlap itibaren 3, 5, 7 yaşına mektebe varmazdan, mektebe vargan sonra aile terbiyesinde çok önemli bu babanın kalbini, bağrını, içini, yüreklerini doldurmak, kafasını doldurmak. Başta kafasını dolduruyorsun bilgiyle beraber, beynini dolduruyorsun. Bizde uçkak prensipleri var idi. Uçka, harın, kafa, kalp. Yani erkeği kazanma istesin, karnını doldur, kafasına güzellikleri yerleştir, son kalbini özü sana açar dediğinden. Ama babacıkların da bu uçkak prensipleri var. Sen onu doydurgan son, kiindirgen son, bütün şaraitlerini doğurgan son, beyinde başına böyle bir güzellikler yerleştir. Okumaya başla. Her bir şeklinde kitap olsun, video olsun, gadget olsun, kino olsun, bir yerlere alıp varıp göstermeler olsun. Bilgi sahibi olgansın, babacığın kalbi de açılır. Sen dini işlerini, dini bilgileri de yerleştirmeye çalışabilirsin. Kimerde öyle ana babalar şikayet ederler babalarını. Ne için senin baban bir bakışından her şeyi anlay da bu kadar bilgi sahibi, bu kadar kısa zamanda ola. Benimkini söylesen de, söylemesen de, bin kere aitsan da, aitmasan da artık sopağın vakti gelgende, artık sopayı elimde korse son ence aklı başına gelip başlar. Ya sen bunu ne zaman benden sorarsın? Baban ence 10-15 yaşına gelgensin, elbette onu öğretmek için sen 15 yıl geç kalgansın, geride kalgansın. Onun için ana babalarımızga en büyük tavsiye, babacığın doğumundan itibaren başlap,
bu babacığın dünyasını zenginleştirmeye tırışın. Sportif tarafından, medeniyet tarafından, ilim tarafından, bilgi tarafından, Urfa defteri tarafından ve bunun bütünün temelinde dini bilgileri vermek gereksiniz. Bu çok önemli bir mesele. Son kimseye varıp da şey etmesiniz, şikayet etmesiniz. Ben ne kadar terbiye edeyim, hiç kulağına bir sözüm geçirip olamayayım. Ya canım, kızım, sen bundan önce niye yerdeydin? Sen niçin bu sualleri 5-10 yıl evvelsi bana bu sualleri vermedin? Elbette bu bir hastalık ileriye gitse, sen bu hastalığı ne kadar 10 yıl zaman kaybettin mi? Bu hastalığı 10 yıl asradın mı? 10 yıldan hazır ol bu hastalıktan kurtulmak için. Ama kendini çok büyük istek, çok büyük intibuf olmak gerek. Senin birinciden senin intibufun isteğin olmak. Sen aves olmasan senin baban nasıl aves olur? Mektep talebesi. Ocağın avesliği olmasa bu babacığa nasıl motivasyon aveskarlığı aşılayacaksın? Bu şeyler çok ağır bir mesele ve bunu başından ele alıp yolun başından bu meseleyi geliştirmek gerekmiş. Ve sizden da bir tefsir almak istedim. Ana baba için mühim bir nokta bu balansını geleceğinde nasıl zinaat seçmek meselesidir? Asıl da siz bu akta nasıl tefsirler verebilirdiniz? Bu sualiniz özellikle bu son zamanlarda çok keskinleşti. Çünkü bizim zamanlarımız değişildi, şartlarımız değişildi, sosyum işleri değişildi. Biz artık 21. asırın ilk 20 yılını yaşap geliniz. Ve 20. asırda mesela başlarında bir paravay maşını açılganda 100 yıla yetmişeydi. 100 yıl bu paravay maşınının bu arabalar yürüdürgen motorlarını biz dünyamızı geliştirdik. Şimdi ise 100 yıl değil, 20. asırın son 25 yılında bütün bilgi hacmi 25 yılda bir iki çift olaydı. Şimdiki zamanda bu 25 yıl, evvelki 100, son 20. asırın son 25 yılı, şimdiki zamana gelsek 5-10 yıla sıkıştı. Ve bundan sebep şimdi mektebe varacak ve vargan ve mezun olacak talebelerimiz niye hazır olsunlar? Ömür boyu en azından 2-3 kere zenatlarını değiştirmek meselesine hazır olmak gerekir. Çünkü bu zaman sıkışıklığında birçok branş var, zenat var, eskirip kayıp ola. Eskirip kayıp ola. Neler eskirecek? Mesela doktorların diagnoz yapkan usulları bir, bu uzak mesafeleri arabaları, tırları aydakan şoförlerin zenatları kayıp o. Amerika'da indi tırları iskustvini intelek, bu yapay zeka diyorlar. Yapay zekalar bunu programlar, bilgisayarlar takip ediyor. Mesela sfera usluk, mesela şimdi bizim Ukrayna'da bile Cumhurbaşkanımız era cifravizasyon deyip bunları kritik başladı. Her bir bakanlıkta bu cifravizasyon meselesini uğraşkan ya bakan yardımcısı, nazir yardımcısı ya da bir departament açıla ve bunları hayata geçirilir. Yani bütün hayatımız bir gadgetin içine sıkacak. Bütün gelecek branşlarımız, zenatlarımız IT teknolojilerine dayanıp ilerleyecekler. Onun için hangi zenat seçse seçsin, gönlüne yatkan ama bazı bir prensipleri şimdiden balaçıklara öğretmek ve sindirmek gerek. Birinciden IT ister istemez olacak olmayacak, buna karşı ne kadar konferanslar olacak. Bu olacak şeye karşı çıkıp olamazsın. Bu gadgetler bütün hayatımızı kaplap olacak. Biz IT teknolojilerden bir yerde kurtulup olamayacağımız. Bu IT teknolojiler bütün branşların, zenatların, mesleklerin tipine girecekler. İçlerine girecekler. Bakın eğitim sisteminde cifravizasyon образовательной среды.
tıpçıların işlerini baksak artık check-up işleri çoktan indi. Geçen asrın sonunda Avrupa Türkiye'de check-up'lardı. Bütün adamın vücudunu %100 bütün diagnozları yapardı. Şimdi bize geldi bu şeyler. MRT'ler, KT'ler, bilmem şeyler. Hangi branşı alsan al. Mesela mimarcılık. Mimarcılıkta artık hendi konstruktörski büroda genç şeyler kurup gitti. Yoktur ortalıkta. Bütün projeleri kompüterler yapar. Bütün projeleri. Yeni şeyleri keşfetkence de kompüterler. Ama bu zinatların hepsinin esasları kaladı. Esasları kalacak, şekilleri kesinlikle değişecek ve zanaatın içinde zanaat sahibi ve zanaat ustası profession olmak için mutlaka IT teknolojilerini öğrenmek gerek. Kesin bununsuz sen hiçbir zanaatta kendini gösterip olamayacaksın. Bu bir. İkinci, en yakın zamanda bütün dünya açıldı, yollar açık. Mesela mektebini bitirdi, Avrupa'ya gitti, Amerika tahsil almak için. Evet, biz onun terbiyesini mükemmelleştirgen son bir aşılamalar, bu dünyanın menfi tesirlerini, aşılamalarını yapkan son, immunite doğurkan son, balaçığı kanda göndürsen göndür. 17 yaşına genç, artık ona bir şey yapışmaz. Bizim gençlerimiz nazaytaydı. Ya siz bu temizlik şaraitlerinden bu pis dünya naz varacağız. Biz varkan yerimizi temizlik doğuracağımız deyip cevaplarını verirler. Bizim talebeler. Onun için bal açıklarımıza bütün dünya açıldı. Dünyanın yolları, üniversiteleri açıldı. En yüksek seviyede varıp okumak için neler gerek? Dünya konuşma dillerini bilmek gereksin. Şimdiki zamanda İngiliz dili yabancı dili sayılmıyor. İngiliz dili normal ikinci dil. Onun için yifaçık balayı doğumundan her zaman buna noktalayın bu meseleyi. Doğdu mu baba işler başladı. İngilizce, Almanca, Türkçe, ana dilini, Ukraynca bunları mutlaka öğretmek gerek. Rusça'ya da öğrenmek gerek. Mutlaka. Bala 6 dili aynı zamanda bu 0'dan 4, 5, 6'ya kadar bir kereden emebilir. Alıp öğrenebilir. Ona ne gramer gerek, ne usta gerek, ona muhit doğurmak gerek. Bu muhitte Osken Bala bir kereden bütün dilleri öğrenir. Ama İngilizce'yi mutlaka öğrenmek gerek. Sen kendi seviyeni yükseklere çıkarmak istesen, üniversiteyi bitirdin, daha bir başka üniversiteye varmak istersin. Artık bundan önce bu üniversitelerin seviyesi bezbelli. Kanda gideceksin, Avrupa'ya gideceksin, Almanya'ya gideceksin, Amerika'ya gideceksin. Yani IT bilgileri bir, yabancı dil meselesi iki. Sonra mesela geçken asırın sonlarında bu iki trend ortaya çıkmış idi, iktisat ve hukuk. Jurisprudence ve ekonomika. Herkes kendi ballarını bu dallara yönlendirip ballarına bu zanaat sahibi yapkan eder. Çok güzel. Ben anlatıyorum. Bundan vazgeçmek gerekmiyor. Ortalıkta evet iktisatçılar ve hukukçılar tolup kaldı ama bunların arasında en iyisini, en güzelini seçmeye tıraşasın. Ve bir işin başına geçecek olsan, biznesmen olacak olsan, bir startup yazacak olsan, elin altından çıkacak olsa mutlaka ve mutlaka bir mektebin projesini bir yıl uğraştık bizler. Orada sadece eğitim problemleri değil, tahsil problemleri. Orada inşaat problemini de öğrendik. Kanunlarını da snipler. Mesela bütün kanunlar, bunun etrafında döngen kanunlarını mutlaka bilmek gereksin. Ya büyükten büyük para varıp çökeceksin, hukukçuyu çağıracaksın. Ya uzun boyu bloklarını bileceksin de sadece ince taraflarını özel olarak noktavi ağında varıp sonra öğreneceksin. İktisadi şeylerin tarafını alsak, sen işin başındasın. Bu işi döndürmek için bunun paralarını saymak bilmek gereksin ki. Bu işin tipini, temelini öğrenmesin, dünyanın gidişatını bilmesin. İktisadi tarafından bu dünyanın geleceği kanda, niye, hangi noktalara bağlı. Sen bu bilgi sahibi olmasan, sen işini yürütüp olamazsın. Bana ben size 4 tane branş saydım. Bir IT,
Yani bilgisayar bilgileri, programlaştırma. İki, yabancı dil bir de değil. Mesela M-Harp, M-Doğu taraflarına çalışacak olsan M-Türki, Arap dillerini bilmek gereksin. Hem de Alman, Fransız, İngilizceleri bilmek gereksin. Üçüncü, hukukçu olmak gereksin kendi branşın çerçevesinde. Üçüncü de iktisatçı olmak gereksin. Bunların temellerini kurmak için artık gönlün, hangi zanaata yakışa, hangi işlerle uğraşmak istiyorsun? Bunu da biraz şuna görmek gerek. Bu var. Mesela babanın yapımı belli olmasa bile bunun testleri var. Birçok merkezler oluştu şimdi. Babaya test verilir. Testin sonucunda çilavek çilavek değil, yani bu sosyal zanaatlarında kabiliyetli olan babanın bir kereden belli olur. Ya da çilavek teknika meselesi ortaya çıkar. Ya da çilavek priroda. Tıpçı olacak mı, biyoloji olacak mı, ekologist olacak mı? Yani tabiatla uğraşacak, insan sağlığıyla uğraşacak bir mutahassis olacak. Ve ilahre ilahre. Bu artık babanın yapımına bağlı bir mesele. Bunu öğrenmek gerek ve mülkün bunun testleri çok. Ve bizim bakan telesiyircilerimizge, vatandaşlarımızga ne teler ediniz? Birinciden babalarınızga en büyük emniyet, dikkat vermek gereksiniz. Esas mesele bizim geleceğimiz bizim babalarımıza bağlı. Bir yıldan sonra bir darımat alacak olsan var pirinç ya da buğday ek. 10 yıl o güne bakacak olsan bir derek asra. Ama 100 yıllığın düşünecek olsan babalarınla beraber uğraşmak gereksin. Birçok babalarımız işlerine vurulup anası var nazlı olsa ana terbiyesiyle beraber büyüyüp o ser. Birçok gençlerimiz, erkek gençlerimize müracaat etsem naz da olsa birbirimize uymadık, karakterlerimiz çok yakın gelmedi. Baba doğan son ayrılışmak meselesi çok başladı son zamanlarda. Düşünerek artık aile kurdun mu, bu yola çıktın mı, baba dünyaya geldin mi, artık kendini düşünme. Bu babacığın, babacığın geleceğini, istikbalini düşünmek gereksin. Üçüncüden, Allah'tan size böyle bir büyük bir mükafat baba sahipleri oldunuz. Doğumundan başla beklemenin. Ay biraz çıkın ayak katursun yürümeye başlasın. Ay biraz konuşmasını öğrensin. Aydan mektebe varken sonra mektep hocaları öğretecek de bu meseleyi gözden çıkarın. Biz babacıklarımızı doğumundan başlayıp öğretmek gerekmiş. Buna emniyet vermek gerekmiş. Ve babanın dünyasını biz bilmeyik. Ama dünyası bize bakanda dan da temiz, dan da geniş ve bu genişliği doldurmak gerekmiş. Neyle dolduracağımız? Çok güzel özümlüklerin tohumlarını ekmek gerek. Bu esas bir tavsiyem olacak. Geleceğimiz babacıklarımız. Babacıklarımız ana babanın elinde olsa. Hocalarımıza da tavsiye edeyim. Siz hocalık branşını sevseniz, babacıkları da sevseniz, bu iki mesele bir araya gelse demek siz özü yerinizi buldunuz bu dünyada. Ama babalarınızı seversiniz ama elinizden çok yüksek seviyede ders anlatma kabiliyetiniz yetmiyor. Bunu öğretmeye mülkün. Varsın kurslara yazılırsın, var IT kursları, sifravizasyon, bilmem psikolojik şeylerini öğrenirsin, yaparsın. Ama bunlar hepsi sende olganda da sen babalarını sevmesin. Onlara, onlar kavga etkende girişmesin, anlatmasan, nasihat varken davranmasan, onları bizim dünyamızı göstermesin. Evet, onların dünyaları artık daha da geniş. Onların beyin seviyeleri bizimkinden de daha da yüksek. Bu cifravoy pokolenye diyelim. Bu rakam nesilleri ortaya çıktı var. Onlar artık onların dillerini anlatmak, anlamak için ve o dilde sen isteklerin anlatmak ve öğretip terbiye vermek için onların seviyesine inmek değil de onların seviyesini kendinden çıkaracaksın. Ama biraz çıkında sen de başını bükeceksin. Çünkü IT teknolojilerini öğrenmesen bu IT şeyler yakın 3-5 yılda bütün hayatımızı doldurup alacak. Ve kesinlikle cifravaya pedagogika dediğin şey bu
çok bütün hayatımızı alıp doldurup olamaz. Ama bu bir usul, bu bir metot. Artık biz Kiev'den Kharkiv'e varmak için eşek arabasını kiralamayız. Biz ya trenlere binemiz, ya uçaklara binemiz, ya da Mercedes'lerin en gelişkin modellerine binemiz. Biz develerin üstüne çıkmayız. Aynı şekilde bu. Biz branşımızı bilip de branşımızın çevresinde kendimizi geliştirmeye çalışmasak, hocalara özellikle benim müracaat edeceğim. Kendi kendimizi her gün geliştirmek gerekmez. Çünkü bu mesele durdurulsa, Rusçası bir terminolojisi var, stagnasya diyelim. Stagnasya yerinde durmak. Ama bizim hayatımızda yerde durmak degen mesele yok. Bir kereden seni alıp götürür, aşağıya avdarır. Onun için ilerlemek, her gün ilerlemek, личный план развития, профессионализм, качество и илахре, ве илахре. Бу кадар. Чок сау болуң, Мемет Ожа, чок мемнун олдым бүгүн сизнен конушмага, субетлешмеге ве Аллах Тааля сизге узун өмүр, саулык, сабыр берсин де сиздин билгилериңиз Кырымда киби хизмет эткени киби халкыбыз үчүн мында да хизмет этмеге девам этсин де ве эпимиз данда кувветли, данда билгили, данда тахатлы болуп ось vitanımızga azat olup kayıtmağa Allah'a Allah nasip kavuştursun. Edesin. Allah kavuştursun. Sağ olun. Allah razı olsun. Bugün Takdir Yolları programası Kırım'da ve Ukrayna'da nam kazanğan Oja Mehmet Ağa Kangiyev'nin subetleştik ve umut etem ki er ana baba öz balaları o günde nasıl mesuliyetligini çekkenini mutlaka ағынағандыр. Ве умут этем ки, ожамыз берген тевселер или кулланып, ось балаларымызға илем ве билги сайбы олмақ, доғыры ел костергенлерінден олармыз. Еліклерді көрішейік.